Hepsi imparatorluklar kuruyor. Bunun içinde saldırı, esaret, bastırma gibi yöntemler kullanıyorlardı. Dünyaya hükmettiğimizi sanıyoruz. Ancak bizim başarımız ayaklarımızın altındakilerin başarılarının yanında sönük kalıyor. Dünya üzerindeki ilk imparatorluk hala hüküm sürüyor. Bu böceklerin imparatorluğu. İşte bir imparatorluğun masalı. Gücünü kullan. Egemenliğini korusu. Yükseliş, kurallar ve kurnaz bir imparatorun ardında bıraktıkları. Bu imparatorun emrindeki ordular ilerliyor, önüne çıkan her yeri yağmalıyor. Acımasızca fetihlerine devam ediyorlar. Büyük imparatorluklarda şiddet her zaman vardı. Güney Afrika çalılıklarında küçük dünyalar korku içinde yaşar. Termitler, yani Güney Afrika mikrotermitleri İyi birer komşudur. Çalışkan birer işçi olan bu termitler, yerdeki dallarla, toprak ve salya kullanarak oydukları geçitlerde yaşarlar. Aynı malzemeyi kütükler arasında güvenli geçitler yapmak için de kullanırlar. Ancak termitler hep tetikte olmak zorundalar. Çünkü Zimbabwe karıncası Matabele termitlerin diyarında yaşıyor. Bu güçlü yırtıcılar termitlerin iki katı büyüklüğünde. Kolonisinin açlığı bir Matabele karıncası izcisini hedef arayışına iter. Termitler bu gölgeyi tanıyorlar. Anlamını da biliyorlar. Savaş yaklaşıyor. Çok yakında. İzci, hedefi ve yuvalarına çıkan yolu işaretlerken hiçbir şey yapamıyorlar. İzci, kardeşleri arasından akın edecek bir bölük toplamak için el koydukları terk edilmiş bir termit höyüğünde bulunan ana üslerine geri dönüyor. Salınan feromonun yarattığı kimyasal mesaj bütün savaşçılar arasında dolaşıyor. Sıcaklık yükselmeden sabahın erken saatleri saldırı için mükemmel bir zaman. Bir Roma lejyonunun uğursuz ve temkinli adımlarıyla Matabele karıncaları dışarı çıkıyorlar. Lejyonerler gibi karıncalar da zırh taşırlar. Dış kabukları en sert darbelere karşı bile dayanıklıdır. İğneleri son derece zehirli. Ama en etkili silahları rakiplerini parçalara ayırabilecek güçteki çeneleridir. Bir akıncı güç 600 karıncadan oluşabilir.
İlk dalga kale burçlarını yıkar. Çamur geçitlerini yırtar ve ağaçlardaki çatlakları araştırır. Önce en küçük matabele karıncaları saldırır. Bu tünel fareleri termit mabedinde amansız yağmacılar için yol açar. Kimi 2,5 santimden büyük bireylerden oluşan ağır birlikler küller ürpertici bir hasat için sıralanıyorlar. Bu şeytanın sofrası. Öldürebildiğin kadar öldür. Götürebildiğin kadar götür. Bir akında 4000 kurban öldürülebilir. Matabele karıncaları öldürebildikleri kadar termit öldürdükten sonra evlerine dönerler. Bir günde bir matabele karıncası kolonisi bunun gibi 3-4 kuvvet yollayabilir. Yakında bu büyük karıncalar üstlerini daha zengin avlanma sahalarına taşıyacaklar. Ancak bugün genç bireyler savaş ganimetleriyle krallara layık bir ziyafet çekecekler. Vahşet birçok yerde kullanılan imparatorluğa ait bir araçtır. Bazen bozguna uğratmak için, bazen kontrol altına almak için. Bir kraliçe, bir askerinin zaferiyle de ezici bir gücü eline geçirebilir, büyük bir orduyla da. Bazı imparatorluklar o kadar çabuk büyür ki, önlerine çıkan her şeyin kaçmasına neden olur. Panama Yağmur Ormanı Esiton Karınca Ordusu bölgesine büyük bir nüfusla hakimdir. Karınca ordusu kıtalar şeklinde ilerler. Bu hareket eden en öldürücü güçtür. Ancak bu bir saldırı değil. Sayıları 500 binden 700 bine kadar varan bu karıncalar, peşlerinde gençlerle bütün gece ilerliyorlar. Onlar göçebe yaratılışa sahipler. Geceyi açık hava kamplarında geçirirler. Karınca ordusunun koruyucu kalesi, ordunun kendisidir. Yaşayan, nefes alan, sayısız bacak üzerinde yolculuk eden bir kale. Bu bacaklar güçlüdür. Bir esiton, kıskaçlarıyla 100 diğer karıncayı destekleyebilir. Bu özelliği oranlayacak olursak, bir insanın 3 zırhlı aracı tutmasına denk gelir. Bu karınca kitlesinin gizli derinliklerinde 200 bin doğmamış genç karınca ve Esiton kraliçesi saklanır. Kraliçe hem koloniyi canlı tutmak hem de yiyecek bulmaya zorlamak için milyonlarca yumurta bırakır. Kamp hareketleniyor. Gecenin sakinliğinden sonra koloni beslenmek zorunda. Metrelerce uzunluktaki bacak ve duyarga kitlesi harekete geçiyor.
karınca kitlesi dallara ayrılıp genişliyor ve günde 300 metre ilerleyebilen yenilmez bir akına dönüşüyor. Buna sürü akını deniliyor ve birkaç bin karıncadan oluşuyor. Karıncalar boydan boya 15 metrelik öldürücü bir dalga şeklinde ilerleyerek önlerine geleni yok ediyorlar. Kaçamayanlar ölüme mahkum oluyor. Akıncı karıncalar ne yakalarsa tüketiyorlar. Saldırganlar genç bireylerine götürebilmek için kurbanlarını parçalara ayırıyorlar. Karınca ordusu toprağa bile hükmediyor. Sürüyü dere ve boşlukların üstünden geçirebilmek için içgüdüsel olarak köprüler inşa ediyorlar. Bu yaşayan yapıların üstünden cesetlerden oluşan bir dere akar. Günde yaklaşık 30 bin tane. Ancak karınca ordusunun da düşmanları var. Sürünün kenarında haydutlar, sürüden ayrılanları yakalamayı deniyorlar. Paratrekina ya da çılgın karıncalar ormanın anarşistleridir. Küçük ama iyi organize olmuş bu karıncalar yiyecek kapmak için her şeyi yaparlar. İçeri sızmak, saldırmak, sıvışmak, ne gerekiyorsa. Bu karıncaların iğne yerine değdiği yeri felç eden, zehirler fışkırtan uzuvları vardır. İşte bu, acımasız küçük savaşçıların daha iri rakiplerini alt etmelerini sağlar. Karınca ordusu yol açtıkları karışıklıktan dolayı çılgın kuzenlerinden çekinirler. Anarşist kalabalığa karşı büyük karıncalar yaşamları için savaşmak zorundalar. Önce anarşistler zehirleriyle karınca ordusunu sersemletir. Sonra etki yavaşça azalır ve karınca ordusu gücünü yeniden toplar. Kolayca minik korsanlardan kurtulur ve akınlarına devam ederler. Bir haftada bir karınca ordusu kolonisi 250 bin canlıyı öldürür ve yer. Peyzajı harap ederek karınca ordusu düzeni ve dengeleri paramparça eder. Başka bir krallıkta hükmedenler kontrolü sağlamak için gerekli her şeyi yaparlar. Hatta işkence bile. Bir imparatoriçe kibar olabilir. Onun pis işlerini yaptıracak uygulayıcıları vardır. Karıncalar acımasızca izlenir ve kurallardan sapanlara baskı uygulanır. Ama bal arısı için düzen son derece önemlidir. Her gün korunması gereken bir düzen. Avrupa bal arısı olarak bilinen Melifera, polen toplayarak, onu bala çevirerek güzel bir yaşam sürüyormuş izlenimi verir. Ancak bu güzel görüntünün altında karanlık bir gerçek var. Koloni,
kovanı koruyan savaşçı arılar ve ileride kovanı besleyen işçi arılar olacak yumurtaları yumurtlayan kraliçeye hizmet için varlar. Kraliçenin altında koloninin geleceği olan gençler dizili. Hizmet edilmesi gereken kraliçe ve yaşamda kalması gerekenler kovanın varoluşuna hükmeder. Ama kovanın sakinlerini düzende tutan bir şey olmasa topluluk kolaylıkla dağılabilir. Her dişinin yumurtlama yeteneği vardır. Her dişi kraliçe olabilir. Ama koloninin tek hükümdarı vardır. Bunu sağlamak için de bir polis gücü var. Polis arılar sürekli devreye gezer ve hücre içindeki şüpheli yumurtaların izlerini takip ederler. Muhafız arıların uyanık olduğundan emin olmaya çalışırlar. Polis yıkıcı, olağan dışı ve baş kaldıran unsurlar için tetikte bekler. Ve kovanda sınırları aşmak çok da zor değil. Baş kaldıran bir dişinin yapması gereken tek şey yumurtlamaktır. Melifera polis devletinde ise bu bir suçtur. Bir arı kanunlara karşı geldi. Güvenli olduğunu sandığı bir yere bir yumurta bıraktı. Bundan kurtulacaklarını düşünselerdi, arıların yarısı bunu yapardı zaten. O zaman kovana düzensizlik hakim olurdu. Bu nedenle polis arılar devreye gezer ve isyanın izlerini bulabilmeye çalışırlar. Ve buldular da. Onlar için kanunsuz bir yumurta, koloninin yıkımına yol açacak tohumlar içerir. Yok edilmesi gerekir. İyi bir ders vermek için de suçluya gaddarca saldırırlar. Artık kovan güvende. Kraliçenin de yeri sağlam. Düzen için kraliçenin hakimiyeti esastır. Ancak diğer dünyalarda daha kötü bir şeyin hükümdarlığı söz konusu. Bir imparatorlukta hükmetmek yetmez. Diğerleri de hizmet etmeliler. Hakimiyet ve baskı sayesinde bir imparatorluk kendini güvence altına alır. Savaşçılar yakalananları esaret altına alırlar. Yabancı bir diyarda, yabancılar. Arizona'daki Poliergus Krallığı'nın kölelere ihtiyacı var. Kraliçenin adamları var. Savaşçılar ihaleyi gerçekleştiriyorlar. Köle sınıfı sayesinde hepsi kraliyet hayatı yaşıyorlar. Poliergus akıncı karıncadır. Kölelere ihtiyacı vardır çünkü bu tür özel olarak geliştiği için kendine bakamaz. Öldürmek için mükemmel olan heybetli çeneleri savaş alanı dışında bir işe yaramıyor. Bu nedenle bu krallıkta iki sınıf var. Hükmedenler ve hizmet edenler. Burada efendilerinin büyüklüğü karşısında gölgede kalan hizmetçi karıncalar formika türüdür. Besin arıyorlar. Genç hanedanları yetiştiriyorlar. Kraliçe karınca ve işçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Esaret altında dünyaya geldiler, köle olarak ölecekler. Ancak bu kraliyette keder var. Köle formikalar yaşlılıktan ölüyor. Köleleştirici Poliergusların en iyi yaptıkları işin zamanı geldi. Yağmalamak ve öldürmek.
Bir izci bir formika yuvası buluyor. İzci bir grup akıncıya haber veriyor. Savaş arayan saldırgan kırmızı bir öfke dalgası bölgeye geliyor. Aniden yola çıkıyorlar. 1500 ila 2000 kadarı tek amaç için bölgeye yayılıyor. Yeni köleler bulabilmek için. Formika yuvasına akan Dolyargus akıncıları cehennemi yaşatıyorlar. Öldürüyorlar. Ama sadece gerektiğinde. Aslında daha doğmamış genç formikaları çalmaya geliyorlar. Ürpertici, tek amaç güden bir zulümle Polyergus akıncıları korkmuş formikalara karşı taarruza geçerek ele geçirebildikleri kadar pupayı ele geçiriyorlar. Bir koloniyi kırıp geçirerek 500'den 800'e kadar köle ele geçirmek akıncılar için olağan dışı değil. Akıncılar kendi krallıklarında yeniden kuluçkaya yatırmak üzere kaçırılan formikaları taşıyorlar. Kaçırılan formikalar doğduklarında ait oldukları yerin Polyergus yuvası olduğunu sanacaklar. Yeni bir kuşak formika köle haline gelecek. Harap edilmiş formika yuvasının kalıntılarının ortasında kraliçe dolaşıyor. Gelecek nesili kaçırılmış, köleleştirilmiş. Onun canı bağışlanmıştı. Ama başka krallıklarda masumlar tarifsiz dehşetler yaşıyor. Bazı krallıklar genç bireyleri köleleştirmek için kaçırıyorlar. Bazıları esir almıyor. Kendi genç bireylerini beslemek için savunmasızları katlediyorlar. Bu kanatlı dehşetin de bir adı var. Mandarinya, dev eşek arısı. Bütün Japonya'ya yayılmışlardır. İmparatorlukları karanlık, tenha yerlerde hüküm sürer. Bu eşek arıları güçlerinin zirvesinde. Kraliçeleri çok kuvvetli. İşçileri çok güçlü. Savaşçı sayısı çok. Kraliçenin kuluçka odaları taşıyor. Her yer beslenmeyi bekleyen ağızlarla dolu. Sayısız larva doymak bilmeyen açlıklarını belirtmek için hücrelerinin duvarlarını kazıyorlar. Kulaktırmalayıcı sesler erişkin eşek arılarını harekete geçiriyor. Bebeklerini doyurmaları gerekiyor. Ve bebek eşek arıları etle besleniyorlar. Köfte haline getirilmiş, bakıcıları tarafından servis edilen etle. Larvaların sürekli beslenmesi gerekiyor. Bir izci taze eti bulabilmek için geniş bir alanı taramak amacıyla havalanıyor. Neredeyse 8 santimetre büyüklüğündeki dev eşek arıları mükemmel birer katildir. Keskin pençeleri kurbanı kavrar. Güçlü çeneleri huzurları ayırır ve kurbanın başını keser. Birleşik gözler en ufak hareketi bile algılar. Ve izci, şişman, savunmasız bir hedef buldu. Bir kovan dolusu Melifera,
Avrupa bal arısı. İzci kovanı feromonlarla işaretliyor. Bu arılar Japonya'nın yerlileri değiller. Daha fazla bal ürettikleri için, daha az hırçın oldukları için geçen yüzyıl buraya getirilmişlerdi. Bu yabancı arılar dev eşek arıları ile birlikte bir gelişme süreci yaşamadıkları için saldırılara karşı koyamazlar. Arıların yapmayı bildikleri tek şey kovan girişini kalabalık tutmak. İşte ölmek için savaşmaya hazırlar. Eşek arıları bal arılarının 5 katıdır. Ve öldürmeye birkaç kat daha isteklidirler. Sessizlikte vahşi kanatlar dehşetin birer habercisidir. Yiğitlik burada işe yaramayacak. Cesur arılar ne teslim olacak ne de kaçacak. Bir ya da iki eşek arısını öldürmeyi başaracaklar. Binlerce arının ölümünü kutlayan bu kadar çok eşek arısı varken bir eşek arısının ölümünün ne anlamı olabilir ki? Katliam büyüyor ve sonu önceden belli olan bu oyun dehşet dolu bir sona doğru ilerliyor. Yalnızca bir saat içinde 20 ya da 30 eşek arısı 30 bin bal arısı dolu bir kovanı yok edebilir. Katil eşek arıları, yaralılar ve ölülerden oluşan bir halı meydana getirdiler. Şimdi artık istedikleri kadar talan edebilirler. Bu bazen günlerce sürebilir. Bal arısı kolonisi kaderine terk edildi. Kurbanlar da çürümeye. Yağmacılar tıka basa bağlıyor. Kalıntıları da yalıyorlar. Doğmamış olan bal arıları genç eşek arılarını beslemek amacıyla macun haline getiriliyor. Yenilemez gibi görünen her imparatorluğun beklenmedik bir zayıflıktan yararlanabilecek güçte ve zekada bir rakibi vardır. İmparatorluklar saldırır. Ama kendilerini de korumaları gerekir. Kaleniz ne kadar sağlam olursa olsun, en iyi savunma düşmanı tanımaktır. Bu arılar bu dersi iyi öğrendiler. Çok uzun süreler boyunca dev eşek arılarının ölümcül gölgesi altında geliştiler. Doğu bal arıları kovanlarını bulabilmek için dev eşek arılarının izciler yolladığını biliyorlar. Bu Japon bal arıları yaşamda kalabilmek için izci eşek arısını yakalayıp öldürmek zorundalar.
Bunun için gizli bir silahları var. Kapılarının önündeki düşmanı fark ettiklerinde asker arılar hafifçe geri çekilir. Sallanmaları bir baskını işaret ediyor. Eşek arısını kovana girmesi için ayartırlar. Kendini feda eden birkaç kurbandan sonra arılar saldırır. Savunmacı bal arıları sürü halinde hızla eşek arısının etrafını sararlar. Ama onu sokmazlar. Onun yerine arılar işgalci canavara karşı vücut vücuta dönüşürler. Karınlarını titreterek öfkenin doruğundaki eşek arısına bir ısı topu yaratarak sararlar. Bu savaşın çok ince sınırı vardır. Arılar 50 dereceye kadar sıcaklık yaratabilirler. Eşek arıları sadece 46 dereceye dayanabilir. Kovanın şu anki sıcaklığı 47 derece. 20 dakika boyunca kıpırtılı küre kurbanına baskı uygular. Arılar ölür. Yerine başkaları gelir. Ama eğer izci kaçarsa her şey yitirilir. Sonunda harmanlama ve gıcırdamalar sona erdi. Eşek arısı artık kovanın yerini açığa çıkaramayacak. Arılar bir bedel ödediler. Ama yuvalarını kurtardılar. Başka bir krallık daha, güçlü duvarlar ve sadık şehitler vererek işgalcileri def ediyor. Makrotermitlerin ülkesinde bölgeler ve kaynaklar için savaşta hiç merhamet yoktur. Bu görkemli kale, bir koloni Afrika termiti barındırıyor. İçeride işgalcileri engellemek için dar geçitler ve bölmelerden oluşan bir labirent tasarlanmış. Termitler kalelerinin düşme korkusuyla hep tetikteler. Ama krallıklarının kaderi sıklıkla kendi sınırları içinde. Uzaktaki bir dış karakol imparatorluğun yaşamda kalmasıyla çökmesi arasındaki ince çizgiyi belirliyor. Koruyucu duvarların ardında kral ve kraliçenin görevlileri için besin toplanıyor ve taşınıyor. Aynı zamanda istilacılara dikkat ediyorlar. Bir matabela karıncası izcisi göründü. Kafalarıyla termitler dış karakollarda yayılan bir yeraltı alarmı yolluyorlar. Kenarda bir müfreze savunmacı, düşmüş bir dalı işgal ediyor. Termit askerleri güçlü ve çevik ve son önlemleri almak için hazırlanıyorlar. Termitlerin çok azı bu kadar büyük ve güçlüdür. Kimileri insan etini bile kesebilir. Düşmanlar bire bir ya da ikiye iki karşılaşırlar. Baskıncılar içeri sızıyor. Etrafı kolaçan ediyorlar. Bir ölü ve savaş başlıyor. Karakollarda
karıncalar atılıp merhametsizce saldırıyorlar. Termitler alt çenelerini kullanarak savunmaya çalışıyorlar. Hiç yararı yok. Bazıları gizlenmeye çalışıyor. Ama gizlenecek yer yok. Heybetli muhafız termitleri bile yağmacıların sinir sistemini harap eden zehirli iğnelerine karşı duramıyorlar. Karıncalar savunmacıları zehirleyip parçalara ayırırken bu bir savaştan çok ziyafete benziyor. Ancak burada düşen savaşçılar boşu boşuna ölmüyorlar. Onlar Matabele karıncası serine karşı durmaya çalışırken yoldaşları dar geçitlerin içinde son ve mutlak savunmayı organize ediyorlar. Geçitlerde savaş yoğunlaşıyor. Bu bilindik bir taktik. Daha güçlü düşmanlara karşı dar geçitleri ele geçir ve tut. Yerinden ayrılma. Ya eve madalyayla dön ya da madalyan sensiz dönsün. Askerlerin hiç merhameti yok. Onlara merhamet gösteren de yok. Güç durumdaki sığınaklarına girişi engellemek amacıyla gerekli olan kıymetli zamanı kazanmak için kendilerini feda ediyorlar. Girmelerine olanak verilmeden Matabele karıncaları başka bir gün saldırmak üzere geri çekiliyor. Termit kolonisi kurtuldu. Ama büyük bir bedel ödeyerek. Ayrılan karıncalar yüzlerce termit ölüsünü yağmacıları beslemek için götürüyorlar. Akılcıl stratejiler üstün gelebiliyor. Çözülmeyen savunmalar da öyle. Ama içeriden yapılan bir saldırıyı önlemenin yolu yok. Bir krallığın kaderi hain gözlerin bakışları altında değişebilir. Güç, gücü elinde tutana aittir ve eline geçirene. Bir imparatoriçe ancak saray görevlileri izin verdiği ölçüde güvenilir. Tehlike koridorlara sessizce yaklaşırken hüküm sürenler çok dikkatli olmalı. Olyargusların krallığında bakire kraliçeler kendilerine imparatorluk çalmak zorundalar. Bu onlara miras kalmaz. Egemen kraliçe bir rakibi hoş görmez. Bu nedenle müstakbel bir hükümdar Formica yuvasına sızmalı, kraliçeyi öldürüp yerine geçmelidir. Amaçlarına ulaşmak için genç kraliçe bir köle baskınına katılır. Yol üstünde çiftleşirler ve kanatlarını dökerler. Bu da imparatorluğun tohumlarını doğurmaya hazır olduklarını belli eden bir işarettir. Bir kraliçe hedefini belirledi. Gücü ele geçirmek için Formica yuvasına yaklaşıyor. Ancak katil kraliçe saldırıya geçmeden önce korumalardan kurtulmak zorunda. Şimdi bir feromon salgılıyor. Kimyasal bir büyü gibi çıkan güzel koku Formica korumalarını etkisiz duruma getirip geri püskürtüyor. Koloninin kalbi kraliçenin bulunduğu yerdir. Gereksiz biri bu kalbi delmek demektir. Hedefine kilitlendi
ve kraliçeye suikast yapmak ve yerini almak için hedefe doğru yöneldi. Tahta göz dikenin orak çekicili alt çenesinin tek amacı olabilir. Rakibiyle yüz yüze geldiğinde de tereddüt etmez. Kurbanına vahşice saldırır. Yemek için değil, yerine geçebilmek için. Hizmetkarlar yaralı kraliçeyi kurtarmak istiyorlar ama katil buna izin vermiyor. Suikastçı, kraliyet esansını bünyesine katmak için kurbanın kanını kucaklayıp içinde yuvarlanıyor. Şiddet dolu 20 dakikadan sonra Formica kraliçesi artık ölüme terk edildi. Tahtı ele geçirmek isteyen suikastçı, kimyasal büyüsünü bütün koloniye salarak onları eskiden beri kraliçelerde olduğuna ikna ediyor. Artık nüfus alanını güvene aldı. Bununla birlikte imparatorluğun gelecek tohumlarını yetiştirmek için kendini adamış bölükleri eline geçirdi. Hükümdarlar yükselir, hükümdarlar düşer. Sonsuz gibi gelen bir saltanat imparatorlukların engin denizlerinde bir damla su gibidir. Bir an bütün bunların sahibiyken, bir anda bir ceset olur. Yasa tutulmayan, bir kenara atılmış, tarihin tozlu sayfalarında kaybolur gider. Kraliçe öldü. Yaşasın yeni kraliçe. Kraliçe.